Hanım kardeşlerim, sizler için de Rabbim ömrünüze uzun ömürler versin inşallah. Evet, hazır mıyız Bolu? Gençler hazır mı? Reisi karşılamaya hazır mıyız? Hasretle bekliyoruz inşallah. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız burada olacak. Evet. Şöyle bayrakları bir görelim. Köroğlu'nun evlatlarını, o yiğit delikanlıları, hanımefendileri, bayrakları bir görelim. Maşallah, maşallah diyelim sizlere inşallah. Evet gençler, kıymetli Bolulular. Üstadın da söylediği gibi, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ise mutluluğa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan çıkarıp oraya hakim kılan da bir güç vardır. Firavun'un sarayında Musa'yı yetiştirip oraya sultan eden de bir güç vardır. Fakat firavunları, hainleri, zalimleri ve kalleşleri zillete mahkum eden de bir güç vardır. Mazlumun ahını işiten, sabredeni ise inşallah 31 Mart akşamı zafere ulaştıran yüce bir irade vardır. Yüce bir güç vardır. Sizleri demokrasi meydanında karşılamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15 yıl önce Bolu Belediyesi'nde AK Parti beşhanesini yaktınız. Allah sizden razı olsun. 15 yıldır şehrimizi geleceğe taşımak için sizlerden aldığımız destekle çok yoğun çalıştığımızı biliyorsunuz. Gelecekte Bolu turizm kenti olacak, spor kenti olacak, sağlık kenti olacak ve üniversite kenti olacak. Bu amaca yönelik olarak 15 yıldır Bolu'da her yeri delikleştik. Yeni bir şehir değişim dönüşümünü yaşadık hep beraber. Herkesle helalleştik, herkesle tanıştık, herkesin bahçesinden geçtik. Herkes bize çok büyük destek verdi. AK Parti belediyecilikten geldi. Biz belediyecilik adına bir özel bir belediyecilik anlayışını Bolu'da yerleştirmeye çalıştık. Şu an itibariyle 15 yıldır Bolu'yu dünyada yaşanabilir en güzel şehirlerden bir tanesi yapmak için gayret ettik. Büyük bir başarı sağladık. Şehircilik anlamında müthiş bir değişim, dönüşüm yaşandı. İnşallah bundan sonra günlerim çok daha güzel olacak. Güzel Bolu, canımsın Bolu. Bugün bir başka güzelsin Bolu. Bolu'nun güzel insanları, değerli hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, bugün Bolu'nun bayram günü. Bugün Bolu liderini karşılıyor. Bugün Bolu liderini bağrına basıyor. Bugün Bolu Cumhur İttifakı'nın zaferini ilan ediyor inşallah. Kıymetli kardeşlerim, geliyoruz Cumhur İttifakı olarak yeniden hizmete devam diyoruz inşallah. Alaaddin Yılmaz abimizin 15 senede Bolu'nun çevresini değiştirdikten sonra Bolu'yu geleceğe taşıyan kadrolarla geliyoruz Allah'ın izniyle. Yenilenmiş kadrolarımızla, heyecanlı kadrolarımızla, aşkla dolu,
hizmet sevdasıyla, hizmet aşkıyla dolu kadrolarımıza geliyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, kıymetli hemşerilerim, öncelikle şunu ifade edeyim. Bugün 124 gün oldu. 124 gün önce Bolu'da bu işe bismillah dedikten sonra sahada, mahallede, meydanda, sokakta, caddede bize kucağını açan, Cumhur İttifakı'na tam destek veren kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Haklarını helal etsinler. Milletimizin beraberliğimizin teminatı giriyor. Milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan giriyor. Ufuktan sis çekilmiş bir gemi var giriyor. Kabaran dalgalara enginler dar giriyor. Adına hak dediler kaptanına Erdoğan. İşte özlenen, işte beklenen milletimizin hizmetkarı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Halkın adamı, halkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim, kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın, dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. İşte haktan, hakikatten milletten yana olan lider geliyor. Günümüzün beraberliğimizin teminatı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Taşmaz mı? Yol buradan aşmaz mı?
Merak etme Nazlı yarim, ayrılan kavuşmaz mı? Evet, bir senelik hasretin ardından bizi tekrar kavuşturan Rabbime hamdolsun. Bolullar olarak bugün yine sizi muhabbetle selamlıyorum. Bizi bağrınıza bastınız, teşekkür ediyorum. Hamdolsun. Şurada uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce 31 Mart için Bolu kararını Allah'ın izniyle verdi diyor. Tüm kardeşlerime kalbi duygularla selamlarımı gönderiyorum. Bu kardeşinize yine Bolu'nun misafirperverliğini yaşattınız. Sizlere Düzce'den bol bol selamlar getirdim. Muhteşem bir mitingi de Düzce'de yaptık. Bir kez daha bize umut oldunuz. Kalbimize sükun oldunuz. Bize güç verdiniz. Kuvvet verdiniz. Milletimize sizlere daha iyi hizmet için cesaret verdiniz. Bugün bize bir kez daha durmak yok. Durmak yok. Şimdi ben bir şey daha söylüyorum. Durmak yok, mücadeleye devam dediniz. Tıpkı 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi milletin adamına, milletin partisine bu davaya sahip çıktınız. Sizlere 24 Haziran seçimlerindeki %66'lık rekor desteğiniz için kalpten teşekkür ediyorum. Hepinize yolumuzu aydınlattığınız için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizi buluşturduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Ey Allah, siz böyle bizim yanımızda Bolu dağı gibi dik durdukça hiçbir fani güç bize emir direktif veremez. Ey Allah, Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye'yi yolundan alıkoyamaz. Bolu geleceğine, istikbaline gözü gibi titredikçe hiç kimse bu milletin boynuna esaret zinciri vuramaz. Çünkü Bolu bizim milletimizin cesaret sembolüdür. Bolu Koç yiğitlerin destan yazdığı şehirdir. Bolu ebedi ve ezeli kardeşliğimizin tapusudur. Mevlam bana sizin gibi, Bolulu kardeşlerim gibi yol arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Rabbim şahsıma 99 depreminde ağır hasar gören Bolu'nun yaralarını sizlerle el birliği içinde sarmayı nasip etti. Rabbim bana Bolu'nun hayır dualarını almayı nasip etti. Rabbim bu kardeşinize Bolu ile beraber tüm Türkiye'ye hizmet etme, sizlere hizmetkar olma şerefi nasip etti. Bu vesileyle o depremde ölen tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Gelin ruhlarına birer Fatiha okuyalım. Bu onuru, bu şerefi inşallah son nefesimize kadar büyük bir iftiharla taşıyacağız. Sizlerin desteği ve duasıyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda çok daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ekonomiden teröre, ticaretten dış güvenliğe kadar Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her meselemizi muhakkak çözüme kavuşturacağız. Esnaflarımızdan çiftçilerimize, işçilerimize, her kesimin derdiyle dertlenmeye, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak, daha çok koşturacak, daha fazla ter dökecek inşallah sizlerle beraber ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. Olan Gazze'deki, Filistin'deki
Yemen'deki, Yeni Zelanda'daki kardeşlerimizin yaralı gönüllerine şifa olsun. Öyle bir cevap verin ki Tekirdağ'dan Şırnak'a kadar 82 milyonun her bir ferdine umut olsun. Öyle bir aykırın ki 31 Mart'ta sandığın rengi Bolu'da şimdiden belli olsun. Bolu! 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Bolu! 31 Mart'ta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Bolu! 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Bolu! 31 Mart'ta mührü AK Parti'ye vuruyor muyuz? İşte benim tanıdığım Bolu bu. Milli iradenin kalesi Bolu bu. Köroğlu'nun şehri Bolu bu. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, biz Türkiye'ye, Türk milletine sevdalı bir kadroyuz. İnşallah Bolu Spor'un stadyum başta olmak üzere ihtiyaçlarının farkındayız. İnşallah bu ihtiyaçlarla ilgili önümüzdeki dönemde belediyemizle işbirliği halinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Bolu'da Bolu Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz ve Bolu'muzu çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Bolu dağıyla, gölleriyle, yeşiliyle, insanı kendine hayran bırakan güzellikleriyle gerçekten muhteşem bir şehrimiz. Şimdi Bolu'nun güzelliğine yeni bir taç daha ekliyoruz. Alpagut'ta 90 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapmak için adımlarımızı attık. Yakında inşaatına başlıyoruz. Dekar araziyi sulayacak Tekke Barajı'nın inşaatı devam ediyor Bay Kemal. Onu da öğrenmek isteyebilirsin, bir gel gez buraları. İnşallah bu yıl içinde bu barajı hizmete alıyoruz. Bolu Şehir Merkezi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Gölköy Barajı'ndan terfi hattı inşa ederek şehrimize menba kalitesinde içme suyu vermeye başladık. Yöresel lezzetleri ön plana çıkaracak olan gastronomi merkezi yapacağız. Bolu metrobüs hattıyla Bolulu kardeşlerimize uygun fiyatlı, emniyetli ve konforlu bir kent içi ulaşım imkanı sağlayacağız. Şehrimizin gelecekte ulaşım sorunu yaşamaması için D100'de sanayi kavşağı ile göl yüzü kavşağına battı çıktılar yapacağız. Modern mimariye sahip Bolu Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz. Kardeşlerim, Bolu her şeyin en iyisine, en kalitelisine, en güzeline layıktır. Biz de Bolu'ya belediye başkanı olarak vizyoner, dürüst, mütevazi, gerçekten çok çalışkan bir dava arkadaşımı aday gösterdik. Fatih Metin kardeşim, Bolu milletvekilliğinin yanı sıra Ankara'da bakan yardımcısı sıfatıyla da çok ciddi tecrübeler edindi. Hemen Ankara'yı, hem başkent bürokrasisini, hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişini bizzat yaşayarak öğrendi. Sizlerin bir evladı olarak inşallah yine sizlerin desteğiyle 31 Mart'tan sonra bu birikimini Bolu'nun hizmetine sunacak. Fatih kardeşimin Bolu'yu daha da ileriye taşıyacak, Bolu'daki hizmet sancağını daha yüceltecek birbirinden değerli projeleri buluyor. İnşallah bunları el birliği içinde hayata geçireceğiz. Fakat burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi kanadının biri kırık olan kuş uçmaz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelen bir kardeşinizim. Belediye hizmetlerinin nasıl olduğunu,
nasıl kısa sürede mesafe alındığını yakinen biliyorum. Yerel yönetim ile hükümetin aynı ufka bakması, aynı hedefe koşması çok önemli. ...31 Mart'ta... memleket işi gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? 31 Mart'ta hizmet siyasetine devam diyor muyuz? Rabbim yolunuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. İnşallah pazar akşamı müjdeler bekliyorum. Hanım kardeşlerim, unutmayın, kale içeriden fethedilir. Tamam. Onun için durmak yok. Gençler, durmak yok. Adım adım koşacağız. Ve Bolu sadece Bolu'da yaşayanlardan ibaret değil. Bolu dışında olan tüm hemşerilerimize de telefonlarla arayacak mıyız? Onlara da bunları anlatacak mıyız? Şimdi benim size bir sürprizim var. Nedir bu sürpriz? Bu. Şimdi sizlere yolda gelirken illa çay 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 dediler bana. Dedim ki ben çayı şimdi alanda paylaşacağım. Rizeliyim biliyorsunuz. Şimdi sizlere biz biliyorsunuz naylon torba dağıtanlardan değiliz CHP gibi. Biz kenevirden torbalar yaptık. Ve kenevirden yaptığımız torbalarda içinde 200 gram çayımız var. Sizlere çay ikram edeceğim. Demleyeceksiniz, ailece içeceksiniz. Tamam? Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız çayları söyledi. Ben de size bir duyuru yapmak istiyorum. Bu gece saat 21'de o çayları bir demliyorsunuz hanım kardeşlerimiz. Ekranlarınızın başına geçiyorsunuz. Ve ATV Ana Haber ortak yayınında Cumhurbaşkanımızı ekranlarda canlı olarak izliyorsunuz. Evet teşekkür ediyoruz. Fatih Metin!